kendine ait bir oda. Kendine ait bir oda, İngilizce, Arumofones of. Virginia Woolf'un ilk kez Eylül 1929'da yayımlanan uzun bir makalesidir. Makale, Woolf'un Ekim 1928'de Cambridge Üniversitesi'ndeki kurucusu kadın olan kolejler. Nevham Koleji ve Girton Koleji'nde verdiği iki derse dayanmaktadır. İçindekiler Kompozisyon kadınların edebiyat tarihini yeniden izler. Pratik anlamda. Virginia Woolf'un tezinin nihai hedefi. Kadın cinsiyeti için. O zamana kadar özel olduğu kanıtlanmış bir kültüre kabul edilme olasılığını iddia etmektir. Bir toplumda, özellikle de İngiliz olanında. Son derece erkeksi bir şekle sahip. Ama Virginia Woolf'un karakteristik olduğu gibi. Farklı nüansları gizler, kompozisyonun en ilginç amacı. Edebi alanda ve sosyal bu ata erkil dili de tam olarak ortaya çıkıyor. Eğer yüzyıllarca geçim, kadın figürünü, kültür salonlarından hariç tutarak sessizliğe küme etmesi, o zaman kadın perspektifini temsil eden bir sese yer vermek gerekli hale gelir. Özellikle karmaşık olduğunu kanıtlayan Metin, her yeniden okumada yeni bir yorum ortaya koymaktadır. Ancak, kadın düşüncesine tanımlanmış bir çizgiyi vermek için bu noktadan başlama girişimi. 1960'larda ve 1970'lerde feminist hareketin ikinci dalgasında çalışıldı. Jane Marcus veya Elaine Sowalter gibi bilim adamları, yazarın iddiaların devrimini vurguladı. Bunun için eğer kadın olursak annelerimiz aracılığıyla geri düşünüyoruz. Bu fikrin, erkek dilinin kadınların sosyal rolü üzerinde sahip olduğu ağırlığın nasıl temsil edildiğinin altını çizerek, yüzyıllar boyunca özelliklerini, hatalarını, karakterini tanımlayarak, bu nedenle de kadınların kendileriyle ilgili biçimleri ciddi şekilde tartıyor. Virginia Woolf'un kompozisyon romanının senaryosu üniversite ise, kahramanı, anonim, hayali Oxbridge Koleji'nde bir gün boyunca konuşur. Bu tesadüfi değildir kadın dışlanmasının ana yerinden tam olarak başlıyor. Wolf, kusurlarını alay ederek elit bir kültürü ortadan kaldırmaya karar veriyor. Başından beri, aslında, ataerkil dilden kendini ayırmak niyetini teyit eder ve başka bir radikal pozisyon alarak açıkça yapar, profesörlerin her yıl ders akademisyenler. O okuyucu sağlayacak saf bir gerçeği, ama küçük bir noktada bir görüş. A. Eğer kurgu yazacaksa, kadının parası ve kendine ait bir odası olmalı. Fikir tartışmayı, şüphe ve yansımayı öngördüğü için, fikir vermeye karar verdiği gerçeği devrimcidir. Bize bir fikir vererek, Virginia Woolf ders, kelimesinin anlamını geri getirmeye karar vermiş gibi. Anonimlik, onu gizli bir konuşmada olduğu gibi küçüldüğü kadın izleyicilere yaklaştırmayı amaçlayan bir başka noktadır. Bana Mary Beton. Mariseton ya da Marie i CHL de indiyen Virginia değil. Kimliğini sıyırarak yüzyıllardır sessizlik içinde yaşamış olan büyük de harfi olan bir kadının olduğunu varsaymak. Bu ölf ayrıca. Duvarda tarihte kadınların yüksekliğini ölçmek için hiçbir iz yok diyor. Kültür ve sosyal yaşamın eksikliğinin kadınları tarihte nasıl görünmez kıldığına işaret ediyor. Yaptığı amelleri ölçecek bir duvar yoktur. Çünkü hiçbir jest gerçekleşmemiştir. Bu anlamda Virginia Woolf bu eksiklikleri kadınların kendilerine atfedilen hatanın bir parçası olarak hissediyor gibi görünüyor. Aslında kadınların toplumda yer alabilmesinin imkansızlığına birden fazla referans var. Çünkü çocuklar ve ev içi faaliyetlerle uğraşmakla meşguller. Büyük yazarların hiçbirinin çocuğu yoktu. Altını çiziyor. Bu konu özellikle tartışmalı. Wolf'un Judith Hins ve Aaron Kız Kardeşi adlı hayali bir karakter icat ettiği belirli bir bölümde ele alınmıştır. Var olan en büyük yazarın varsayımsal kız kardeşi figürü. Aynı zamanda bir yazar olmaya istekli, ancak herkes tarafından nalar yedildiğinde. Kadın dünyasının kaçınılmaz olarak buluştuğu eksiklikleri. Olumsuzlukları göstermeye hizmet eder. Judith'in yolu tehlikeli bir çatala ayrılmıştır yazar olmak ve aptalca olarak anılmak. Ya da babasının irabesine teslim olmak ve kocasını bulmak. Hikayesi zorla hamilelik ve intiharla sona erecek. İşte yine annenin rolüne teslim olan bir ceza fikri geliyor. Ama Wolf sadece bunun üzerinde durmuyor. Tarihsel olarak en çok tanınan başarı, Yazarların tarihini Abrebehn'den başlayarak Jane Austen'e ve Bronte kardeşlere ulaşmak ve George Eliot'a ulaşmak için yeniden sıralama girişimidir. İkincisi, özellikle, aktif dünyadan dışlanma nedeniyle öfkenin literatürlerinden aktarılmasına izin verdiği için eleştirilmektedir. Örneğin Jane Austen'ın yapmadığı bir hata. Öfke, Makalenin bir başka temel unsurudur ve Wolf bunu kadının erkek cümlesi yükünden kendini özgür bırakamamasına bağlar. Bize yol açtığı yolculukta, yazılı olarak aydınlatılmayan yerle odaların sessizliği yoluyla, kadın dünyasının entelektüel özgürlük kazanmasına izin verecek para eksikliğiyle. Virginia Wolf, kitaba yeterince uyan tek cümlenin androjen olduğu sonucuna varıyor kendini erkek ve kadın psikolojik yapısının ağırlığından kurtaran androjen zihin. Nesneleri nesnel olarak görmenizi sağlar. Gerçekte. Bu fikir artık feminizm tarafından meydan okunuyor. Çünkü denemenin başında tamamen dışlanan erkek okuyucu ile bir uzlaşma olarak görünüyor. Yine de, diğerlerine göre, biseksüelliğin bir ifadesi. Heteroseksüelliği ile yazarın Mida Sagville West için hissettiği lezbiyan aşkı arasında bir uzlaşma olacaktır. Aslında bugün bile metin feminist literatürde ilk modern deneme olan edebi siyasi ve sosyal alanlarda eleştiri konusudur. Yazar staja zamanın en önemli aydınlarının çoğunu ifade eder. Başlık Virginia Woolf'un Bir kadının yazabilmek için paraya ve kendine ait bir odasına sahip olması gerekir. Ayrıca herhangi bir yazar veya sanatçının parçası olarak, bir şiirsel lisans ve sanat yaratmak için kişisel özgürlük ihtiyacı referans vardır. Özetinin sonu. Teşekkür ederim.